Gençler merhaba, geldik enerji ve hareket ünitesinin son konu anlatım videosuna. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş konusuna. Bir önceki dersimizde mekanik enerjinin korunumunu işlemiştik. Orada bir cismi serbest bırakıyorduk. Kütle çekim potansiyel enerjisi kinetiğe dönüşüyordu. O yay potansiyeline dönüşüyordu. O sonra tekrar kinetiğe dönüşüyordu. Sonra tekrar kütle çekim potansiyeline dönüşüyordu. Bunun çeşitli varyasyonlarında enerji dönüşümleri görüyorduk. Hepsinde mekanik enerji korunuyordu. Çünkü o sorularda sürtünme yoktu. Ya da dışarıdan birisi itmiyordu, çekmiyordu. Kuvvet dediğimiz şeyler ağırlık kuvvetiydi. Yay kuvvetiydi. Bunlar da mekanik enerjiyi değiştiremiyorlardı. Korunumlu kuvvetlerdi. Sürtünme kuvveti korunumsuz olduğu için mekanik enerjiyi değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Bir sistemde sürtünme varsa orada mekanik enerji korunmayacaktır. Cisim sağ tarafa doğru kayarken sürtünme sol tarafa doğru olacağı için, yer değiştirme vektörüyle sürtünme kuvveti zıt olacağı için negatif iş yapar. Bu da bizim mekanik enerjimizi azaltır. Bu mekanik enerjiyi ısı enerjisi olarak açığa çıkartır. Dolayısıyla o sistem ısınır. Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınmasının sebebi de budur. Çünkü iki elimin yüzeyi birbiri üzerinden kayarken sürtünme kuvveti oluşur. Sürtünme kuvveti orada negatif iş yapar ve bunun sonucunda ısı enerjisi açığa çıkar. Şimdi şöyle bir şekli inceleyelim. Sağ tarafa doğru V hızına sahip olan bir cisim var. Sağ tarafa doğru gidiyor. Şu mavi bölge sürtünmeli bölge. Sürtünmeli bölgeye girdikten sonra ortada hızı falan kalmamış. Bu arkadaşın bir kinetik enerjisi var. 1/2 mv². Yer seviyesine göre kütle çekim potansiyel enerjisi yok. Bunu noktasal kabul ettim. Boyutları önemsiz. Dolayısıyla mekanik enerjisi şu an 1/2 mv² ta kendisidir. Mekanik enerji kinetik enerji olarak gözlenmektedir. Bu noktayı incelediğimde ise hız yok. Yani kinetik enerji yok. Potansiyel enerji zaten yoktu. Dolayısıyla bunların toplamı olan mekanik enerji de yok. Var olan bir mekanik enerji nereye gitti? Sürtünmeye gitti. Sürtünme kuvveti negatif iş yaptı. O zaman şöyle yazabiliriz. Benim elimde 1/2 mv² bir mekanik enerji vardı. Sürtünme kuvveti negatif iş yaptı ve elimde hiçbir mekanik enerji kalmadı. Bunun bir başka ifadesi ne demek? Eksi Wc'yi diğer tarafa atarsam, başlangıçta sahip olduğum mekanik enerji miktar olarak sürtünmenin yaptığı işe eşitmiş ki elimde hiçbir şey kalmamış. Bu cisim sürtünmeli yüzeye girdikten sonra x kadar yer değiştirip durmuş. İşin içerisine sürtünme kuvvetini falan katarak da bunu yazabilirim. İş dediğimiz şey ne demek? Kuvvet çarpı yer değiştirme vektörü, hatta bir de bu vektörler arasındaki açının kosinüsü. Sağ tarafa doğru yer değiştiriyoruz. Sürtünmeli bölgeye girdikten sonra sol tarafa doğru sürtünmeye maruz kalacağız. Bu kırmızı vektörle mavi vektör arasında 180 derece olduğu için şurası kosinüs 180 de hatırlarsan, bu da eksi 1 anlamına geliyor. Bu yüzden sürtünmenin yaptığı iş negatif çıkıyor. Eksi Fs çarpı delta x olarak açılabilir. O zaman aynı denklemi 1/2 m/v² eksi, ki şu eksiyle aynı anlama geldi bu, sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme miktarı, ki ona da x dedik, x eşittir 0 olarak yazabiliriz. Kinetik enerji ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş arasındaki ilişkiyi bu simülasyon üzerinden de görelim. 1 kilogram kütleli bir cismim var. Bu arkadaş 5 m/s'lik bir hıza sahip olacak. Şu noktadan sonra sürtünmeli bir yüzeye girecek. Sürtünme kuvvetini temsilen sanki burada bir cisim varmış da ona çarpıyormuşum gibi göstermiş bu simülasyon. Yoksa tabii ki sürtünme böyle bir şey değil. Sürtünme kuvvetinin değeri 5 Newton'muş. Şimdi ben bunu çalıştırırsam 5'lik hızla gelir, çarpar ve durur. Başlangıçta bir kinetik enerjim vardı. Dolayısıyla bir mekanik enerjim vardı. Son durumda durdum. Kinetik enerjim yok. Dolayısıyla mekanik enerjim yok. Çünkü sürtünme kuvveti iş yaptı. Kısa bir hesap yaparsak şurada sayısal değerler belli. Benim elimde 1/2 mv² kadar enerji vardı. Bu kaç joule yapıyor? 1/2 çarpı cismimizin kütlesi 1 kilogram. Hızımız 5'ti. Karesini aldım. 25. Dolayısıyla benim elimde 12,5 jullük bir kinetik enerji, dolayısıyla mekanik enerji vardı. Sürtünme bunu yiyip bitirdiğine göre sürtünmenin yaptığı iş de 12,5 jul olmalı. Eksiye falan takılmıyorum artık. Direkt miktarını yazıyorum. Sürtünme kuvveti kaç Newton'du? 5 Newton'du. F çarpı delta x, sürtünme kuvveti 5 Newton. Kaç metre yer değiştirmesi gerekir o zaman bu cismin? Yani sürtünme kuvvetinin kaç metre boyunca iş yapması gerekiyor? 12,5'u elde etmem için 2,5 metre yer değiştirme olması lazım. Fs çarpı delta x yazdığımı tekrar vurgulayayım. Zaten simülasyonda görüyorsun. Sürtünmeli alana girdikten sonra 2,5 metre ilerleyebildi. Hesap ortada. Peki ben bunu başa alsam. Arabanın hızını 2 katına çıkartsam. Arabanın hızını 10 yapsam. Şimdi uzun uzun bir daha yazmayacağım. Kinetik enerjiyi arttırmış oldum. 1/2 mv². Normalde V'nin karesi 25'ti. Hız 5'ti çünkü. Şimdi V'nin karesi ne oldu? 100 oldu. 10'un karesi. Çünkü hızı 10'a çıkarttım. O zaman kinetik enerjim 4 katına çıktı. Sürtünmenin bu cismi durdurabilmesi için başlangıçta yaptığı işin 4 katını yapması gerekir. Örneğin aynı 5 Newton'luk sürtünme 2,5 metrede durdurduğu ise şimdi bunun 4 katı mesafede, yani 10 metrede durdurmak zorunda. Dediklerim doğru mu acaba? Çalıştıralım. Başlattık, çarptı. Kaç metrede durdu? Tam olarak 10 metrede durdu. Kinetik enerji artarsa onu durduracak olan sürtünmenin yaptığı iş de artmalı. Sürtünmenin değerinin artmasıyla da sağlanabilir. Yer değiştirme miktarının artmasıyla da sağlanabilir. Kinetik enerji fazla olunca durma mesafesinin fazla olması, delta x'in fazla olmasını şoförler çok iyi bilirler. Araba ne kadar hızlıysa fren pedalına bastıklarında arabanın durma mesafesi o kadar artar. Çünkü araba ne kadar hızlıysa kinetik enerjisi o kadar fazladır. O zaman sürtünmenin o mekanik
mekanik enerjiyi sıfırlayabilmesi için daha fazla iş yapması gerekir. Sürtünme sabitse delta x'in büyümesi gerekir. 4 tane araba var. Birincisinin hızı v0, ikincisinin hızı 2v0, üçüncüsünün hızı 3v0, dördüncünün hızı 4v0. Aynı anda frene basacaklar. Aynı sürtünme kuvvetine maruz kalacaklar. Nerede durduklarına beraber bakalım. Frene bastılar. Gördüğün gibi hızı v0 olan hemen durdu. Hızı 4v0 olan hala gidiyor ve en nihayetinde durdu. Hızı v0 olan yaklaşık 1 metrede durdu. Hızı 4v0 olan yaklaşık 16 metrede durdu. Niye? Çünkü kinetik enerji dediğimiz şey 1/2mv². Sürtünme kuvveti bu kadar iş yapıp bizim enerjimizi bitiriyor. Birinci araba 1 metrede durduysa, ikinci araba 1/2m × 4v0 olduğu için hızı, karesini aldık, 16v'nin karesi olacaktır. Aynı sürtünme kuvveti çarpı 16 metre yazmalıyız. Araba ne kadar hızlıysa frenleme mesafesi o kadar fazladır. Başlangıçta bir potansiyel enerjim var. Hızım yok, serbest bırakılacağız. Dolayısıyla sahip olduğum mekanik enerji sadece mgh ile alakalı. Aşağıya doğru inecek, hızlanacak, bir kinetiğe sahip olacak. Sonra sürtünmeli bir yüzeye girecek. Sürtünme kuvveti negatif iş yapıp bu mekanik enerjiyi azaltacak ve belki de sıfırlayacak. Yine sürtünme kuvvetini temsilen sanki burada bir cisim vardı, ona çarpıyormuşuz gibi simülasyon gösteriyor. Ama tekrar söylüyorum, sürtünme böyle bir şey değil tabii ki. Peki çalıştıralım. Bu arkadaş hızlansın. Sürtünmeli yüzeye girdiğinde 2,94 metrede durdu. Tekrar başa alalım. Arabanın kütlesini azaltalım. Arabanın kütlesini 5 kilogram yaptı. Yarıya indirdi. O zaman potansiyel enerjisini de yarıya indirdim. Çünkü potansiyel enerji mgh. M azaldı, potansiyel enerji azaldı. Dolayısıyla mekanik enerji azaldı. O zaman sürtünme daha az iş yaparak bizi durdurabilir. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Sürtünme aynı sürtünme. O zaman daha az yer değiştirme yaparak duracağız. Çalıştırıyorum. Daha az potansiyel enerji, daha kısa mesafede durduk. Hatta tam yarısında durduk. Az önce 2,94'tü. Çünkü potansiyel enerjiyi yarıya indirmiştik. Aynı şeyi bir yayla da gösterebilirim. 1 kilogramlık bir cismim var. Yay sabiti 1 Newton bölü metre olan bir yayın ucuna takılmış durumda. Ben bunu biraz sıkıştırıyorum. Mesela 3 metre sıkıştırıyorum. Şu an bir enerji depoladım yayda. 1/2kx² bir enerji depoladım. Kinetiğim yok. Kütle çekim potansiyelim yok yere göre. Şu an mekaniğim 1/2kx². Bunu bıraktığım anda hızlanacak, sürtünmeli yüzeye girecek ve bir yerde duracak. Mekanik enerjim sıfırlandı. Çünkü sürtünme kuvveti negatif iş yapıp bu mekanik enerjiyi ısıya dönüştürüp doğaya karıştırdı. Ve bende hiçbir mekanik enerji kalmadı. Ben bu arkadaşı daha çok sıkıştırsaydım, 3 metre değil de 4 metre sıkıştırsaydım. 1/2kx² x'i arttırdım. O zaman esneklik potansiyel enerjim arttı, mekanik enerjim arttı. Sürtünme daha uzun mesafede bunu durduracak. Bıraktığım anda bakalım. Evet, gördüğün gibi 8 metrede durdurdu. Az önce çok daha kısa sürede durdurmuştu. Sürtünmenin yaptığı iş büyümesi gerekti çünkü mekanik enerji büyüdü. Sürtünme kuvveti aynı kalıyorsa mecburen neyin büyümesi gerekir? Delta x'in büyümesi gerekir. Düşey kesti verilen KLM yolunun LM bölümü sürtünmelidir. 3h yüksekliğindeki K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim M noktasında durmaktadır. 2KL eşittir LM uzunluğu olduğuna göre yolun LM bölümü ile cisim arasındaki sürtünme katsayısını bulunuz demişiz. Şimdi LM bölümünde sürtünme var. Şurada sürtünme var. Geri kalan hiçbir yerde sürtünme yok. Başlangıçta burada duruyorum. Kinetik enerjim yok. Yer seviyesine göre bir potansiyel enerji tanımlarsam 3H yükseklikteyim. M kütleli cismim var. O zaman kütle çekim potansiyel enerjim Mg3H ya da 3mgh olarak yazılabilir. Dolayısıyla burası 3mgh'lık toplam enerji bizim mekanik enerjimizdir diyebiliriz. Şu noktaya geldiğimde cismi noktasal kabul ettim. Yere göre potansiyel enerjisi yok. Çünkü yerde zaten. Durduğu için kinetik enerjisi de yok. Mekanik enerjisi bu arkadaşın sıfırlanmış. Bende 3mgh vardı. Nereye gitti bu 3mgh? İşte bu bölgede ısıya dönüştü. Sürtünme kuvveti negatif iş yaptı. Bunu azalttı. Bende 3mgh mekanik enerji vardı. Sürtünme kuvveti negatif iş yaptı ve elimde hiçbir şey kalmadı. Sürtünmenin yaptığı iş 3mgh kadardır diyebilir. Bana sorulan şey sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı neyin içinde var? Sürtünme kuvveti formülün içinde var. O zaman şunu bir açalım. İş ne demek? Kuvvet çarpı yer değiştirme. Burada kimin yaptığı işten bahsediyoruz? Sürtünmenin yaptığı işten bahsediyoruz. Fs çarpı yer değiştirme eşittir 3mgh'tır. Fs'yi açarsam k çarpı normal kuvvet olarak açarım. Delta x 3mgh'tır. Bana bu arkadaş lazım. Normal kuvvet nedir? Sürtünmeli yüzey burası. Cisim buraya geldiğinde üzerine etki eden kuvvetler nelerdir dediğimde aşağıya doğru ağırlığı var. Aşağıya doğru düşmüyor çünkü bunu tutan normal kuvvet var. Cisim düşeyde dengede olduğu için de bu adam mg kadar olacaktır. O zaman bu formül k çarpı mg çarpı delta x eşittir 3mgh gibi bir şeye dönüşür. Şuradan mg'lerin birbirini götürdüğünü görür. Benim aradığım k 3h bölü delta x'tir. Bu ikisinin arasındaki oranı bilmem lazım. Biliyorum zaten, soru vermiş. Demiş ki 2 tane KL, 1 tane LM'dir demiş. O zaman ben buraya 5h desem, burası 10h'tır. Niye buraya 5h dedim? Çünkü burada bir üçgen gördüm. Bir dik üçgen, bir açısı 37. O zaman bu 37, 53, 90, 3, 4, 5 üçgeni. 37'nin karşısında 3 varsa 90'ın karşısında 5 vardır dedim. LM, KL'nin 2 katı olduğu için de buraya 10h dedim. 3h bölü delta x. Delta x dediğim yer burasıydı işte. Sürtünme
sürtünmeli yüzeydeki yer değiştirmeydi. E değeri de neymiş? 10H'miş. O zaman K dediğim şey 0.3'tür diyebiliriz. Gelelim kazanım uygulama 24'e. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolun sadece AB noktaları arası sürtünmelidir. X kadar sıkıştırılan yayın önüne konulan M kütleli cisim serbest bırakıldığında B noktasında durmakta, yay 2X sıkıştırılıp cisim serbest bırakıldığında C noktasına kadar çıkabilmektedir. Buna göre yay 3X sıkıştırılıp serbest bırakıldığında C ve D noktalarındaki kinetik enerjileri oranla diyor. Şimdi soruda tarif edilen her şeyi adım adım yapacağım. M kütleli cisim serbest bırakıldığında B noktasında durmakta diyor. Yolun şu mavi kısmı sürtünmeli. Geri kalan yerlerde sürtünme yok. Biz bu arkadaşı X kadar sıkıştırıp serbest bırakıyoruz. Yani yayda şu an X kadarlık bir sıkışma var. Dolayısıyla yayda şu an 1/2KX karelik bir esneklik potansiyel enerjisi var. Yer seviyesine göre kütle çekim potansiyel enerjisi yok. Sıkıştırıp tutuyorum. Hızım da yok. Kinetiğim de yok. O zaman bu benim mekanik enerjimdir. Bu gibi sorularda benden sana bir taktik. Kinetik soruyor. Esneklik potansiyel var. 2x sıkıştırma, 3x sıkıştırma. Bir sürü formül havada uçur böyle sorularda. Bununla uğraşmamak için, daha sade gözükmesi için formüllere bir harf ver. Mesela 1/2KX kare bir enerji anlatıyor. Sen buna E kadarlık enerji de. Bu bizim bir tanımımız olsun. 1/2KX kareye biz E diyoruz. Bu benim mekanik enerjim aynı zamanda. Bıraktığım anda sağ tarafa doğru fırlayacak, kinetik enerji kazanacak, sürtünmeli ortama girecek, yavaşlayacak ve B noktasında duracak. Öyle diyor soru. Yani benim elimde hiçbir enerji kalmadı. E kadar enerji vardı, şu an hiçbir şey yok. Bu ne anlama gelir? Sürtünme kuvveti bu enerjiyi yedi bitirdi demek. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş o zaman E kadardır. Hocam eksi E değil mi deme? O miktardan bahsediyorum şu an. Şimdi gelelim sorunun ikinci bölümüne. Yayı 2x sıkıştırıp serbest bıraktığımızda C noktasına kadar çıkıyormuş. Tamam. Yol aynı yol, sürtünme aynı sürtünme. Bu sefer yayı 2x kadar sıkıştırıyoruz. Bizim E dediğimiz şey 1/2KX kare olarak tanımlandı. Sıkıştırma miktarını 2x yaparsam bunun karesini almam gerekir. O da 4x kare yapar. Bu da 4E'lik enerji demektir. Yani şu an benim mekanik enerjim 4E kadar. Sürtünmeli yola girdiğimde her seferinde sürtünme aynı enerjiyi bana kaybettirecek. Artık burada durmayacağım. 3E'lik kinetik enerjiyle yoluma devam edeceğim. Niye hocam sürtünme aynı enerjiyi kaybettirsin ki? E çünkü sürtünmenin yaptığı iş sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirmedir. Yer değiştirme dediğim şey her defasında aynı. Aynı x yolunu kat ediyoruz. Sürtünme kuvveti de sabit. Bu kinetik sürtünme kuvveti. Hatırla sürtünme grafiğini. Cismin hızı ne olursa olsun hep aynı sürtünme etki eder hareket halindeki cisimlere. 3E'lik kinetikle sürtünmeli ortamdan çıktık. Artık şu eğik düzlemi tırmanmaya başlayacağız. Yerden yükseleceğiz. Kütle çekim potansiyel enerjisi kazanacağız. Kinetik enerjimiz azalacak. Cismimiz yavaşlayacak. Kütle çekim potansiyel enerjimiz artacak. Nereye kadar çıkabiliyormuşuz? C noktasına kadar. C noktasına kadar çıktığını hayal ediyorum. Bu adam buraya geldi. Buraya kadar çıkabiliyorsam hızım sıfır olmuş demektir. Kinetik enerjim sıfır olmuş demektir. E mekanik enerji korunacak. Burada sürtünme yok ki. 3E'lik mekanik enerji sürtünmeden kurtulduktan sonra sabit kalacak. Bu arkadaşın şu an H yükseklikte olduğunu düşünürsem MGH kadar potansiyel enerjisi var. İşte bu tam olarak 3E kadardır. Çünkü mekanik enerji korunuyor. Burada 3E varsa C noktasında da 3E var. Şu arada bir yerde de 3E var. Bu arada bir yerde de 3E var. Her yerde 3E var. Ha bu 3E'yi kinetik olarak da görebilirsin. Kinetik artı yer çekimi potansiyel olarak da görebilirsin. Sadece potansiyel olarak da görebilirsin. Mesela buradayken sadece kinetik, şu yeşil noktadayken kinetik artı potansiyel, bu yeşil noktadayken daha az kinetik, daha çok potansiyel, C noktasındayken sıfır kinetik, maksimum potansiyel. Ki o da 3E demek. Sorunun ikinci kısmını da analiz etmiş olduk. Gelelim son kısmına. Yayı 3X sıkıştırıp serbest bırakırsam ne olur? Şunu siliyorum. Burada bulduğum şeyi tanımların arasına tekrar yazıyorum. MGH dediğim şey 3E'lik enerjiye karşılık geliyor. Bu bana lazım olacak. Yayı 3X sıkıştırırsam 3X'in karesini almam gerekir. 9X kare yapar. Bu da 9E'lik yay potansiyeli demek. Bu aynı zamanda mekanik enerji. 9E'lik enerjim var. Sürtünmeli yüzeye girdim. Sürtünme ne kadar kaybettiriyordu bana? E kadar kaybettiriyordu. O zaman cismin buraya geldiğinde artık 8E'lik kinetik enerjim var. Ortada yay yok ve hala yerdeyim. Kütle çekim potansiyelim yok. 8E'lik mekanik enerjiyle, aslında kinetik enerjiyle yukarıya doğru tırmanacağım. Yukarı tırmandıkça yavaşlayacağım. Kinetiğim azalacak, potansiyelim artıyor çünkü. Mesela şuraya geldiğimde 5E'lik kinetiğim olacak. 3 nereye gitti? 3 potansiyele gitti. MGH'lık potansiyelim var şu an. H yükseldim. O zaman 3 potansiyel, 5 kinetik, toplam 8'i böyle elde ettik. Bir H kadar daha yükselirsem elimde 2E kinetik kalır. Çünkü artık 2H yükseklikteyim. 2MGH'tayım. MGH 3E ise 2MGH 6E'dir. Şu an elimde 6E potansiyel, 2E kinetik var. Daha da gitmeye devam ederim. Hala kinetiğim var. E noktasına kadar çıkamam. Çünkü E noktasına çıktığımda yine 3 daha potansiyel gelir. Eksi 1 kinetik diye bir şey olmaz. Demek ki oraya kadar çıkamayacağız. Ama çok önemli değil. Orayı sormuyor zaten. C ve D noktalarındaki kinetik enerjilerin oranını soruyor. C noktasındaki kinetik enerji 5E. D noktasındaki kinetik enerji 2E. Bunların oranı 5/2'dir. Soruda
buradaki en önemli nokta sadeleştirebilmek, E'ler cinsinden yazabilmek, formüllerden kurtulmak. Onu da en başta yaptığım şu tanım, sürtünmeye harcanan enerjideki bu tanım, potansiyel enerjiye harcanan enerjideki bu tanım sağlamış oldu. Düşey kesti verilen yolun sadece LN arasında sürtünme varmış, LM ve MN noktalar arasındaki uzaklıklar da eşitmiş. K noktasından E kinetik enerjisiyle atılan cisim R noktasına kadar çıkıp geri dönüşte M noktasında duruyormuş. E'nin kaç MGH olduğunu bulunuz. Şimdi E dediğim şey ne? Başlangıçta sahip olduğum kinetik enerji. Bu arkadaşı bir hızla fırlatmışız biz. Bir hızı var, ilk hızı var. Serbest bırakmıyoruz. Kinetik enerji dediğim şey 1 bölü 2 mv kare. İşte bu E kadarmış. Şimdi şu seviyeye göre bir de kütle çekim potansiyel enerjisi yazayım. Bu adam şu an H yükseklikte gördüğün gibi. Bunun kinetik enerjisinin yanında bir de nesi var? MGH kadar potansiyel enerjisi var. Bu ikisinin toplamı mekanik enerjidir diyebiliriz. Bu arkadaş buradan fırladı. Aşağıya indi. Potansiyeli azaldı. Kinetiği artacak. Mekanik korunuyor. Ne zamana kadar mekanik korunuyor? Şu sürtünmeli yola girene kadar. Sürtünmeli yola girdiğim anda mekanik artık korunmayacak. Bir kısmı ısıya dönüşecek. Başlangıçta sahip olduğum mekanik enerjiden daha azıyla yola devam edeceğim. Buradan sonra mekanik enerji korunacak. Kinetik potansiyele dönüşecek. Potansiyel kinetiğe dönüşecek falan filan. Şimdi şu MGH ile E arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Sürtünmeye ne kadar enerji harcayacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla bu soruyu başlangıçtan düşünmek bizi çıkmazlara sokar. Bu tip sorularda taktik her zaman sondan düşünmektir. Cismi fırlattım bir yerlere kadar çıkıyor. R noktasına kadar çıkıyormuş. Cismi buraya kadar getirdim. Buradan geri dönerken M noktasında duruyormuş. Soruya buradan başlayalım. Cismimiz buraya kadar çıktı. Daha fazla gidemedi. Yani hızı sıfır oldu. Tersten düşünürsem, bu adamın geri dönüşünü düşünürsem, bu adamı serbest bırakıyorum gibi. Hızı yok. 3 MGH'lık bir potansiyel enerjisi var. Çünkü 3H yükseklikte yere göre. Bu şu an benim aynı zamanda mekanik enerjimdir. Kinetiğim yok, hızım yok. 3 MGH'lık mekanik enerjiyle geliyorum. 3 MGH'lık mekanik enerji şuraya kadar geldi. Ve şu an tamamen kinetiğe dönüşmüş durumda. Çünkü yerdeyim, potansiyelim yok. Cisim nerede duruyormuş? M noktasında. Sürtünmeli ortama girdikten sonra bütün yolu geçememiş bile. Şu kadarlık yolu geçmiş ve durmuş. Demek ki sürtünmenin burada yaptığı negatif iş bizim bütün mekanik enerjimizi bitirmiş. Çünkü benim burada ne potansiyelim var, yerdeyim çünkü, ne de kinetiğim var. Durdum çünkü. 3 MGH vardı. Demek ki şu kısım 3 MGH'lık bir iş yaptı. Negatif iş yaptı. Benim enerjimi azalttı çünkü. Sürtünmenin yaptığı iş sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirmedir. Soru diyor ki bu uzaklıklar eşit. Yani burası x kadarsa burası da x kadar. Şimdi ben buraya x yazdım. Sürtünme kuvvetini yazdım. Burada yapılan iş eksi 3 MGH ise yan tarafta da aynı sürtünme kuvveti var. Aynı x var. O zaman burada yapılan iş de eksi 3 MGH'tır. Bu yolun tamamında sürtünmenin yaptığı negatif iş aslında 6 MGH kadar. İşte bunu tespit ettik tersten düşününce. Şimdi tekrar başa dönelim. Buradan cismi fırlattığımda aşağıya indi. Tam sürtünmeli yola girecek. Buradayız. Şunları sileyim kafamız karışmasın. Soru ne diyor? Bu adam sürtünmeli yoldan geçiyor diyor. Yukarıya çıkıyor. R noktasına kadar çıkıyor. Benim R noktasındaki mekanik enerjim 3 MGH kadar. Sürtünmeli yoldan çıktıktan sonra zaten mekanik enerjim korunacak. Yani şuradayken de kinetik olarak gözüken mekanik enerjim 3 MGH kadar. Ben bu bütün yolu kat ettiğimde 6 MGH'lık negatif işe maruz kalıyorum sürtünme yüzünden. Benim mekanik enerjim 6 azalıp 3'e düştüyse başlangıçta ne varmış? Yani burada 9 MGH varmış. Bu aralıkta sürtünme var mı? Yok. Demek ki bu aralıkta da mekanik enerji korunacak. Başlangıçta da 9 MGH mekanik enerjim varmış. Bunun MGH'ı potansiyeldeyse kinetik enerji dediğim, E dediğim şey ne kadarmış? 8 MGH'miş. Soruda zaten tam olarak bunu soruyordu. Sağlamasını yapalım. Acaba doğru çıkıyor mu? Hepsini silip temiz temiz görelim. Şunu tespit ettik. Bir bölmelik sürtünmeli yolda 3 MGH kaybediyoruz. Burada iki bölme olduğu için 6 MGH kaybedeceğiz. Ne buldum ben? Dedim ki benim burada 9 MGH'lık mekanik enerjim var. Bunun H yükseklikte olduğum için MGH'ı kütle çekim potansiyel, 8 MGH'ı da kinetik. Ki sorunun cevabını zaten 8 MGH olarak bulmuştuk. Çok önemli değil. Ben mekanik üzerinden gideceğim. 9 var bende. Buradan aşağıya indim. Hala elimde 9 MGH mekanik var çünkü sürtünme yok. Sürtünmeli yola girdiğim anda 6'sını kaybettim. Bende ne kaldı? 3 MGH mekanik kaldı. 3 MGH mekanikle 3H yüksekliğe çıkabilir. Çünkü burada da 3 MGH mekaniğim olmalı ve potansiyel enerji olarak gözükmeli. O zaman M kütleli cisim 3H yüksekliğe çıkmalı. Yani R'ye kadar çıkmalı. Soru öyle diyordu zaten. 3 MGH'lık mekanikle buradan geri ineceğim. Sürtünme yok. Bu noktaya kadar 3 MGH mekanik var. Sürtünmeli yola giriyorum. Bu yolun yarısı bana eksi 3 MGH kaybettirdiği için şuraya geliyorum ve elimde mekanik enerji namına hiçbir şey kalmıyor. Ne kinetik var ne potansiyel var. Soru da öyle diyordu zaten. M noktasında duruyoruz diyordu. Geldik enerji ve hareket konu anlatım kısmının son sorusuna. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolun sadece BD noktalar arası sürtünmelidir. M kütleli cisim A noktasından serbest bırakıldığında G noktasına kadar çıkabildiğine göre hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi noktalar arasını eşit kabul edebiliriz. Sadece şurada sürtünme var. O zaman
sadece burada mekanik enerji korunmayacak. Onun haricinde her yerde mekanik enerji korunacak. Sürtünmeli yol mekanik enerjinin bir kısmını ısıya dönüştürecek. Başlangıçta 4H yükseklikteyim. Hızım yok, kinetiğim yok. 4MGH'lık potansiyel enerjim var. Bu aynı zamanda benim mekanik enerjim. Eğer hiç sürtünme olmasaydı buraya kadar çıkardım. Çünkü burada da 4MGH mekaniğimin olması gerekirdi. O zaman M kütleli cismin 4H yüksekliğe çıkması gerekirdi. Potansiyelin o kadar olması gerekirdi. Ama ben I noktasına kadar çıkamıyormuşum. Nereye kadar çıkıyormuşum? G'ye kadar çıkıyormuş. Hızım yok. Oraya kadar çıkabiliyorum ve 2H yükseklikteyim. Potansiyel enerjim 2MGH. Dolayısıyla mekanik enerjim 2MGH. Bende başlangıçta 4 vardı. Nasıl 2'ye düştü? Doğru tahmin ettin. Sürtünme kuvveti burada negatif iş yaptı. Hem de ne kadar negatif iş yaptı? 2MGH kadar negatif iş yaptı. Cisim BD noktaları arasında 2MGH kadar mekanik enerji kaybeder. Aynen öyle. Cismin tüm hareketi boyunca sahip olabileceği en büyük kinetik enerji 2MGH kadardır. Şimdi normal şartlar altında sürtünme kuvveti olmasaydı en büyük kinetik enerjiyi nerede kazanırsın? Tabii ki minimum potansiyel enerjide. Çünkü mekanik enerji korunuyor. Mekanik enerji dediğim şey kinetik artı potansiyel. Örneğin potansiyel enerjiye sıfır dersen bütün mekanik enerji payı kimdedir? Kinetiktedir. Kinetiğin maksimum değeridir. Potansiyelin sıfır olduğu yer neresi? Doğru tahmin ettin. Tabii ki en alt kısım. Dünyaya en yakın olduğumuz yer. Zaten ben potansiyel enerjiyi oradaki çizgiye göre tanımlamıştım. Şu an yerden geçerken potansiyel enerjim sıfırdır. Dolayısıyla kinetik enerjim maksimumdur. Sürtünme olmasaydı 4MGH'lık mekanik aynen burada da devam edecekti. O 4MGH'lık mekaniğin tamamı kinetik enerji olarak gözükecek. Ama sürtünme var. Ben buradan buraya geldiğimde ikisini kaybediyorum. Dolayısıyla buraya geldiğimde 2MGH'lık mekanik enerji kalıyor bende. Burada potansiyel olmadığı için o 2MGH'lık mekaniğin tamamı nedir? Kinetik enerjidir. İkinci öncülüm doğru olacaktır. Cisim G noktasından geri dönüşte CD arasına kadar çıkabilir. Şimdi biz buradan gelmiştik. Şuraya kadar çıkabilmiştik. 2MGH potansiyele kadar çıkabilmiştik. Burada niye 2MGH kinetik olduğumuzun bir başka göstergesi değil mi? Bu adam buradan geri gelirken sürtünme yok. Mekanik korunacak. Burada yine 2MGH'lık mekaniğimiz olacak. Şuradaki potansiyel tamamen kinetiğe dönüşecek burada. 2MGH mekanikle geldim. Şu an buradayım. Geri dönüyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Bu mekanik. Bu 2MGH'ın H yükseklikte olduğumuz şu an düşünülürse MGH'ı potansiyel enerji, MGH'ı da kinetik enerji. Bir hızım var. Yukarı çıkmaya devam ediyorum yani. Sürtünme olmasaydı nereye kadar çıkabilirdim? Tabii ki C'ye kadar çıkabilirdim. Çünkü C'ye çıktığımda 2H yükseklikte olurdum. Potansiyel enerjim 2MGH olurdu. Zaten o benim mekaniğim. Kinetiğim sıfırlanmış olurdu. Yukarı çıktıkça yavaşladım. C noktasında hiç kinetiğim kalmazdı. 2MGH'lık mekaniğimin tamamı potansiyel olurdu. Fakat sürtünme var. Sürtünme olmasaydı C'ye kadar çıkabiliyordum. Sürtünme olduğuna göre ben C'ye kadar çıkamayacağım. Çünkü ben bu sürtünmeli yola girdiğim anda mekanik enerjim azalmaya başlayacak. Zaten yavaşlıyordum. Bir de beni sürtünme yavaşlatacak. Dolayısıyla araya bir yere kadar çıkabileceğim. Nereye kadar çıkacağım önemli değil. Ama CD arasına kadar çıkabileceğim. Üçüncü öncülüm doğru. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olmalıdır. Böylece sürtünmeli ortamda mekanik enerjiyi de konuşmuş olduk. Soru çözüm videolarımız gelecek. Enerji ve hareket ünitesi böylece bitmiş olacak. Diğer derslerde görüşürüz.